Sabaha karşı saat 4.30 İran'da İmam Hüveyli Havaalanı'ndayız. Marmaris Şube Başkanımız Şengül Ünsal'la birlikte İran'dayız. Alemkuh ve Demavent tırmanışları yapacağız. Evet, İmam Hüveyli Havaalanı'ndan daha doğmadı. İran milli takımıyla konuştum. Evet, İran milli takımı az önce ödül alıyordu burada. Onlar karşılaştık, güzel oldu. Şimdi daha doğru yolculuğumuz başlıyor. İran'dan Türkiye'ye selam. Selam. Eşyalarımızı yüklüyoruz. İmam Hümeyni Havaalanı'ndayız, Tahran'da. 5 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. 3,5 saat, 4 saat yol gittikten sonra eşyalarımızı jiplere aktarıp alışverişlerimizi yapıp Alemkuh 3200 kampına doğru yola çıkacağız. از آشنای Evet, yüklerimizi indirdik. Buradan jiplere geçeceğiz. Jiplerle 2-3 saatlik yolculuktan sonra 4 saatlik tam yük bir yürüyüş bizi bekliyor. Ya da orada malzemelerimizi katırlara vereceğiz. Burası 2500 rakımında İran Dağcılık Federasyonu'nun dağı. Burada kayıtlarımızı yapıp Alemkuh Dağı'na çıkmak için kişi başı 30 dolarlarımızı ödeyeceğiz. Daha sonra ayrılacağız. Evet, jiplerimizden indikten sonra akşam saat 6.30 civarında tam yük yürümeye başladık. Takribi rehberimizin söylediğine göre 4 saatlik bir yürüyüşümüz var. Kamp yerine ulaşabilmek için. Muhtemelen kamp yerine hava karardığında varacağız. Thank you.
Alemko tırmanışımız 3558 rakımlı, pardon 3258 rakımlı araçların ulaşabildiği son yerden ayrıldık ve yürüyoruz. Derin bir vadide ilerliyoruz. Alemku son kampına kadar bugün ilerleyeceğiz. Sürekli yükseliyoruz. Muhtemelen 3500'lere geldik. Temmuz 2018. Rehberimiz Mustafa Rastat liderliğinde Alemku zirveye doğru ilerliyoruz. Akşam saatleri, hava kararmadan kamp yerimize ulaşırsak çok güzel olacak. Çünkü hiçbir dağcı karanlıkta çadır kurmayı sevmez. Var mı Seren? Hayır. Özer, sen seviyor gibisin. Karanlıkta çadır kurmayı. Sorma. Bayılıyorum diyorsun. Ama seninle değil. Mustafa. Bu karşıdaki büyük dağın adı ne? Leşkerek. Leşkerek'ti. 4400 metirdi. Leşkerek. Leşkerek'i çek, keçisen otaya olur Hafkani. O da 4500 metirdi. Otaydan şehir Talagan şehrinden yolu vardı. Gelir üstte bu taydan da yolu vardı. Alemkuh ne tarafta? Dönecek miyiz ileri mi? Alemkuh bu taraftaydı. Yemlikleri götürün, yemlikleri. Çok yemlik var burada. Yani dağa çıkmak için benim gibi tüm yazı bekleyenler, yani ruhlarımız coşuyor. Arkadaşlarımız tehlikeli bir buz parkurunu dikkatlice geçiyorlar. Evet, şurada görülen sivri noktayı hep Alemkuh'un zirvesi zannederdim fotoğraflarda araştırırken. Oranın Alemkuh'un zirvesi olmadığını öğrendik. Orası Hefgeni Dağı imiş. Alemkuh da şu tarafta ama şu an zirvesi gözükmüyor. O tarafta. Bu görmüş olduğunuz sivri dağın adı da çok ilginç. Allah'ın parmağı. Şu an 3730'dayız. Aladağların tamamını yükseldik sayılır. Bunlar da 4500-4600'lük zirveler. Aslında çok güzel trans yapılacak dağlar bunlar. Hepsini birden 1, 2, 3, 4 Alemkuh'la beraber 5 tane 5000'e yakın zirve yapılıp dönülebilir. Bunun için de buraya bir program yapabiliriz. Hava gitgide serinliyor. Hepimiz montlarımızı giydik. Alemkuh'un
kamp alanına varmak üzereyiz. Arkadaşlarımız ileride küçücük görünüyorlar. Bu rakımlarda tam yük yürümek bir hayli zor. Neden diyeceksiniz? Yani oksijen azalıyor. Basınçlar, basınç farkı değişiyor. Hal böyle olunca bir de sırtta 14-15 kilo yük zor oluyor. Ama iyice dağsamışım. Çok güzel oldu bu ya. İran'ın dağlarına bayılıyorum. Evet, kamp yerimize ulaştık. Bizden ayrı görebildiğim kadarıyla iki ayrı bölgede de kamplar var. Biri yakınımızda, biri de Allah'ın parmağının altında. Burası da bizim kamp yerimiz. Burada, bura Hesarçaldı. Buranın tamam. Adı Deşte Hesarçaldı. Burada gelirler, kamp kururlar, çıkacaklar golliye. Hesarçal. Hesarçallılar. Neçə dənə gollə vardı ki, onlar... Göllə var. Ha, onlar ki çıkacaklar üstte, bir de gidirler o şeylere gidirler, leşgereklere gidirler. Bunlar Hafkani. Leşgerekler, ha, bu Hafkani. Hafkani. Hafkani, Allah'ın parmağı. Allah'ın parmağı. O da ki biz yolumuzdu ki seher gideceğiz.